Selamlar arkadaşlar, Serime hoş geldiniz. Ben Hakan. Granada serimiz devam ediyor. Bir önceki bölümün hatırlarsanız değişik planlarımız vardı. Korsika'yı ele geçirmek gibi değişik planlarımız vardı. Ama Korsika konusunu ben düşündüm. Bir yandan da sizin yorumlarınıza da tabii ki bakıyorum. Korsika mantıklı değilmiş hakikaten. Çünkü Korsika'ya savaş açtığım takdirde direkt Kutsal Roma İmparatorluğu, yani Avusturya, şu anda Kutsal Roma İmparatoru, öyle değil mi? Evet. O da savaşa gelir. Çünkü burası yine Kutsal Roma İmparatorluğu'nun dahilinde bir yer. Tabii ben onu gözden kaçırmıştım. Kutsal Roma İmparatorluğu'na dahil değildir diye düşünmüştüm. Öyle olunca da tabii ki o zaman mahvoluruz. Yani intihar gibi bir şey olur hakikaten. Gerçek doğrudan doğru bir ifade olmuş oluyor bu kelime. Şimdi bizim Tunus'ta olan şeyimiz, sıkıntımız devam ediyor ama şimdi Tunuslu ve Osmanlı'nın savaşı sona yaklaştı. Diğer yandan ben bu adamların güçlerine bakıyorum. Sadece 9.000 askerleri kaldı burada. Yani daha doğrusu şurada şöyle baktığımız zaman ordu Aragon 9.000 askeri var. Toplam aslında 25.000 yapabiliyorlar ama 9.000 askeri var sadece. Durum bu olunca arkadaşlar 9.000 asker tabi burada mı değil mi bilemedik ama yani büyük ihtimalle burada da son toprakları burası çünkü. Eninde sonunda Osmanlı ve Morokollar askerleri, orduları toparlayıp buraya dalacaklar. Buraya daldıkları takdirde de buraya alacaklar ve nihayetinde savaş bitecek. Savaş bittiğinde şu anda Aragonlular bayağı zayıf düşmüş vaziyetlere. Aragon'a bence bir güzel bir savaş açılabilir. Aragon'un hem ordusu şunu da kaybettiği zaman ordusu tamamen sıfırlanacak. Yeni ordu yapması için zaman gerekecek. Biz hazır bulunmamız lazım. Ben diyorum ki mesela şurada aslında normalde 9.000 askerimiz var ya, onu biraz arttırsak iyi olur ya. Yakında 10.000. askerimizi de yapmak gibi bir fırsatımız olacak birkaç ay sonra. Ne kadar zaman tutacak bilmiyorum ama bu arada Togurut'la barış diyorum. Togurut'u vasal yapma noktasına geleceğiz. Bu arada şununla da ilişkimizi geliştirsek iyi olur. Çünkü Liberty Desire yok. Onunla bir sıkıntı yokmuş ya. Şu an bunu zannettim de bu. Çünkü Liberty Desire denen bir şey var. Bağımsızlık arzusu. Bağımsızlık arzusu %50'nin üzerine çıktığı zaman artık isyan etme ihtimalleri çıkmaya başlıyor. Ona dikkat etmek lazım. Vassal income %14 ama hiç para gelmiyor tabii. Vassal bir tek bu var zaten. Ondan ne gelecek? Şimdi diğer yandan ne diyecektim? İdealar. İdealarda şimdi arkadaşlar biz ofansifi alalım dedik ama hatta seçtik de ama şu anda teknolojiyi geliştirmeyi ön planda tuttuğum için hatta muhtemelen 8 dahil olmak üzere 8. teknoloji dahil olmak üzere ama diplomatik teknoloji pek geliştirmiyorum. Hani batılılaşma olayına yaklaşmak için. Bu arada batılılaşma konusunda ne yapabiliriz diye düşünüyordum da. Şöyle yapalım. Bak Aragon gelişmiş bayağı. 7-6-6. Bizim durumumuz ne? Şöyle gel. Biz 5-4-7'yiz. Yani 11-16. 16. Bu adamlar 12-19, 16-19, 3 fark var. Peki ya bunlar? 6-6-7, aynı lan. Aynıymış. Ama bunlar gelişebilirler bir miktar. Ne bileyim, hani Fransa'yla sınır mı olsam acaba diye düşündüm de. Ama batılaşma konusunda faydalısı olsun bize diye. Bilemedim. Ama nihayetinde benim anlatmak isteyeceğim şey arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bu arada bunu klavyeden de yapabiliyorsunuz değil mi? Şunları biliyorsunuz. Q mesela en baştaki, W, ondan sonra işte neydi o, Edirne, R tuşu, dini harita mesela. Ama tabii buraya hangisini ayarladıysanız ona geçiyorsunuz, yani şeyle alakası yok. Haritanın türüyle alakası yok, şuradaki sıralamayla alakası var. Tamam, şimdi ideaya geri dönelim. İdea, şuradan gideyim. Şimdi bunu askeri teknolojiyi geliştirmeye karar verdiğimiz için uzun bir süre boyunca ben bunu zaten buraya ideaya bir şey yerleştirmeyeceğim. Çünkü buradaki puanlarımızı ben ona harcamak yerine bol bol
şey yapmak istiyorum, teknolojiye saklamak istiyorum. İdeayı en azından boş durmasın, biraz geliştirelim diyeceğim. Bakın şu anda çarpıya basıp kapatabilirim çünkü içeriğini hiç doldurmadık, hiçbir şey almadık. Sadece seçtik. O yüzden herhangi bir zararım olmuyor. Şimdi diyorum ki diplomatik bir şey alalım. Çünkü diplomatik teknoloji geliştirmeyi düşünmüyorum. Diplomatik teknoloji kalsın, puanlarımız harcanmasın. Diplomatik teknoloji geliştirmediğimiz zaman batılı diğer ülkeler arasında şey farkımız oluyor. Teknoloji seviyesi farkımız oluyor. O fark da bizim batılılaşmamızı sağlayacak. Çünkü batılılaşmak için dediğim gibi arkadaşlar şuraya geldiğiniz zaman yazıyor. En yakın batılı teknolojiye sahip olan devletle aramızda en az 7 tane teknolojik puan şey fark olması lazım. Bu 7'nin büyük ölçüde büyük çoğunluğu şuradan gelecektir. Çünkü bunu da geliştirirsem fark kalmayacak. Batılılaşma ihtimalimiz olmayacak. Batılılaşmayı neden çok istiyoruz? Çünkü çok basit arkadaşlar. Üzerine geldim. Normalde bu teknolojinin fiyatı 600. 600 arkadaşlar. 600 ama ben kaça alıyorum bunu? 809 puan. 800 de şuna yuvarlak hesap. Niye abi 600'lük bir şeye 800 vereyim ki? Oyunun sonuna kadar böyle vermeye devam edersek ki şu anda başkomutanımız yani padişahımız iyi. Padişah kötü olduğu zaman teknoloji geliştiremez hale geliyoruz. Al şekil mesela bu bile kendini geliştiremedi yani 5'te kaldı şu anda. Gerçi başka sorunları da olmuş olabilir onu bilemem de. Biz de uzun süre geliştiremedik hatırlarsanız. Çok az puan geliyordu. Geliştirsek belki 1-2 tane teknoloji gelişiyor. Ta ki bu padişah gelene kadar. Bu padişah geldiğinde puanlarımız çoğaldı. 7, 6, 10 mesela. Çok güzel puanlar. Şu an bu arada bu 6'dan da kurtulacağız eğer diplomasiyi açarsam. Bu 6 şeye dönüşür. 7'ye tekrar geri çıkar. Neden? Çünkü gerçi bu vassal yaptığımız zaman da sanırım oradan kurtuluşumuz yok. Vassal yapsam da bir şey değişmez. Şimdi normalde ilişki sayısı itibariyle kaç tane hakkımız var? 4 ilişki hakkımız var. Bizim 5 tane var. 5 dediğimiz ne? İşte gerçi Tunus'ta ilişkimiz sona erecek yakında ama Tunus var. İşte onlarla kraliyet evliliğimiz var. Müttefikimiz Morocco, müttefikimiz Osmanlı. 2 tane de şey var. Vassalımız var. Hepsini saydığımız zaman 5 yapıyor. Şimdi bunu arttırmanın yolu var. O da şu diplomatik idealar içerisinde geçiyor. Ben şimdi diplomatik idealar içerisinde hepsine baktım. Eğer çok fazla casusluk yapmak istemiyorsanız yani bunu almanıza gerek yok. Bu zaten casusluk iddiası. Ondan sonra diplomatik iddialar bunlar güzel baktım fena değil. Ticaretle alakalı zaten. Ticareti ben çok işlevsel görmedim ya. Eğer koloni falan oluştursaydık eğer şu ikisi faydalı olurdu. Maritime zaten adı üzerinde. Bu tamamen gemilerle alakalı, deniz kuvvetleriyle alakalı. Eğer gerçekten deniz kuvvetlerine ağırlık vermek istiyorsanız bu kesinlikle almanız gereken bir şey bence. Ama tabii sadece bunu almayacaksınız. Aynı zamanda şurada naval ideas var. Bunu da alırsınız. Deniz kuvvetlerini fullersiniz yani. Şimdi diplomatik idealarda influence de aynı şekilde güzel. Onun haricinde bir de diplomatik ideas demiştim. Bu ikisi iyi. Diğerlerini şu anda pek mantıklı bulmuyorum. Baktığım zaman neler getiriyor? Mesela şu anda almaya çalışsa 2 tanesini alabiliriz. Çünkü 400-400 harcayacağız ya her birine. Her biri 400 maliyeti var. Şimdi bizim 1000 puanımız var. 400-400 yani 2 tane alabiliriz rahatlıkla. Halbuki bunu daha yıllarca 10 yıl, 15 yıl, belki 20 yıl daha bekleyeceğiz. Şuradaki açacağımız herhangi bir teknolojiyi geliştirmeye. O zamana kadar şuradan bir şey alalım, onu geliştirelim. En azından onun puanını biriktiriyoruz. Harcayamıyoruz. Harcayacak bir şeyimiz yok. Şimdi bunu açtığım zaman ilkini açtığım takdirde bir tane ekstra diplomat verecek. Şu an 2 diplomatımız var. Standart 3 olacak o. Bir tane daha açtığımız zaman şu ikinciyi bir tane ilişki sayısı. Hani dedim ya şu an bir tane fazlamız var. O yüzden olumsuz etkiliyor bizi. Onu arttıracak. 5 yapacak. Böylece olumsuzluk kalmayacak. Savaş yorgunluğunu azaltma maliyetini azaltan üçüncüsü var. Ondan sonra ilişki geliştirme hızını arttıran bir dördüncü ide var. Bu çok güzel. Bunu beğeniyorum bayağı. Aynısından burada da var. İtibar. İtibar puanımızı 2 arttırıyor. Ondan sonra ama oraya daha çok var. 5. idea bu. Ama geliriz yani oraya kadar da. O kadar uzun sürmez.
Ondan sonra savaşlarda eyaletlerin, her bir eyaletin maliyetini, puan maliyetini azaltıyor şurası. Bu da diplomatik teknolojilerin fiyatını düşürüyor. Hepsini açtığınız zaman da diplomatik bazı hamlelerin stability, yani istikrara, şu puanla alakalı olan şeye etkisini azaltıyor. Artık ne kadar azaltıyor ben de bilmiyorum. Influence'a geldiğimiz zaman Influence'da vassallardan gelen geliri %25 arttırıyor. Bende zaten gelir yok. Çok da vassalımız olacak mı ileride bilmiyorum. Bu çok bir, yani nasıl diyeyim, doğrudan çok süper bir etkisi olmayacak. İleride belki olur. Bu da claim atma olayını %33 hızlandırıyor. Bu ise diplomatik olarak, yani mesela şurayı emzabı şey yaptık ya, ülkemize kattık ya, o işin maliyetini azaltıyor. Şuysa agresif bir şey yaptığınız zaman, agresif bir şekilde genişlediğimiz zaman ki şeyin puanını azaltıyor. Etkisinin, olumsuz etkisinin puanını azaltıyor. Bu da yine itibar getiriyor. Bu da ekstra diplomatik ilişki sayısını arttırıyor. Hani şurada bir tane vardı ya, şu ikincisi. Onun aynısı gibi bir şey. Sadece diplomatların yolculuk sürelerini %25 kısaltıyor. Bu da vassalların savaşlarda katılım asker sayısını arttırıyor. Katılma asker sayısı. Her neyse işte, anladınız siz. Hepsini açtığımız zaman da böyle bir şey varmış. Unjustified demands diyor. Açıkçası ben de bilmiyorum ne olduğunu. Ama %50 etki ediyormuş. Bakmadım da aslında isterseniz. Ama neden? Çünkü kafama bu daha çok yattı. Ben bunu açmayı düşünüyorum şu anda. Çok konuştuk, açıyorum. Umarım hatalı bir karar vermemişizdir. Tabii ki ofansifi açmayı, askeri bir idea açmayı tercih ederdim ama şu anda en azından bir işe yarasın diyorum. Bekleme, boş boş beklemek yerine bir sonraki idea'yı, bak bunu açtık, bir diplomatımız var ekstradan. 3 diplomat çok iyi ya. İki tanesi ilişki geliştirirken bir tanesi beş, boşta kalabilir, iş görebilir yani. Şimdi dediğim gibi şurada puanımızın bir düşmesine sebep oluyordu ekstra ilişki. Onu hemen şunu açarak ortadan kaldıracağız. Gördüğünüz gibi artık etki etmiyor. Tamam. Şimdi bunu da hallettiğimize göre şu hala görünüyor ama aslında geçti. Daha başka ne yapacaktım? Şunu anlatayım ben size. Şimdi bir sonraki şu teknoloji açtığımız zaman temple, tapınak yapabiliyoruz, constable yapabiliyoruz. Constable'dan ziyade tapınak benim ilgimi çekiyor çünkü vergi oranını bir altın miktarında arttırıyor her bir şehirde. Yani bir tane, her yaptığınız şehirde bir tane arttırıyor. Şimdi vergi oranları, bunun getireceği vergi oranı aynı zamanda şuradaki asker yapma limitini de etkiliyor. Ciddi ciddi etkiliyor. O yüzden otonomisi en düşük olan yerlere bu binadan yapacağım. Hazırda bol bol paramız varken. Ama diğer yandan şu anda biz beklemede olacağız. Hadi oyunu başlatalım. Dur, ne oluyor? Kastilya Fransa'yı rakip olmaktan çıkarmış. Tam tersine beni almış. Allah bildiği gibi yapsın size. Arkadaşlar, İnşallah biz şunlara savaş açabiliriz. Eğer sağlam bir müttefikleri olmazsa. Osmanlı ordusu buralarda geziyor. Ben normalde Osmanlı ordusunu görmem gerekmiyor mu? Şu an buradayken niye görmedim? Karanlıktı buralar. Neyse, Urbino'ya geçmişler. Ama burada ne kadar çok Osmanlı ordusu var. Yalnız dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer yandan bu arada 5000 asker de burada ayıralım bence. Şöyle. Böyle değil. Mümkünse de atlı sayısı çok olan bir parça ayıralım. Create new unit diyelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şunu ne yapalım biliyor musunuz? Bakın, kültür değişimlerini falan yapıyoruz şu anda. Sen orada kalabilirsin. Bu arada bir tane asker üretelim mi ya? Ne bekliyorum ki? Gelir eninde sonunda. Recruit Regiment. Şeybani atlısı. He. Tam direkt şehrin orada. Tamam, burada bir tane atlı üretmiş olacağız. Devam edelim. Şurası ne zaman ele geçirilirse tam o anda enteresan işler olabilir. Aa, olmuş bile.
Olmuş bile tamam. Tam zamanında. Güzel zamanlama. Protect against Tunus. Ne yapalım abi? Şimdi ben bunu transporta dahil edeyim. İlişki seviyesi Osmanlı ile %100'e ulaştı. Pardon bir dakika. Bence kalsın orada diplomat. Ne olur ne olmaz. Şu Togrut'taki biraz daha yükselsin. Şey yaparız. Ne denir ona? Avusturya ile ittifakı varmış bunların. Şunların ittifakı yok muydu lan? Bunların sadece Macaristan'la ittifakları var. Macaristan mı? Macaristan'ın denize kıyısı bile yok. İyiymiş. Olmasın zaten. Bir dakika, Macaristan'la müttefik bunlar. Osmanlı Macaristan'la savaşmıyor ama. Ya. Allah Allah. Osmanlı Macaristan'la savaşmıyor ama bunların Macaristan'la sonradan ittifak yapmışlar o zaman. Ben şimdi bunlara savaş açarsam, bunların ben Napoli ile ittifak varsa, ama bir dakika, Napoli ile ittifakları yok tabii ki. Bunlar şu an savaşmıyorlar, kuşatma falan yok burada. Kuşatma yok. Demek ki ittifakı bozulmuş. Yani savaştan sonra barış yapmış bu Osmanlı ile ve ittifaktan çıkmışlar anladığım kadarıyla. Öyle bir durum var muhtemelen. Abi Korsika'dan zaten vazgeçtiğimize göre ben Aragon'a saldırmayı düşünüyorum. Her türlü bizim stability'ye 2 zayiat gelecek. Yapacak bir şey yok ama ne yapalım. Şöyle yapsam. Ordu şey yapar mı? Aa, evet. Asker kaybına uğruyor. Niye abi ya? Neden? Gel abi gel. Orana geri gel. Neyse. Bak şimdi düştüm mü asker sayısı boş boşuna. Sen yine oraya dahil ol da. Ya da daha iyi bir fikrim var. Sen gel böyle. Sen de böyle git. Tıklayamadım bir türlü. Neden biliyor musunuz? Ben burada Osmanlı asker çıkaracak mı çıkarmayacak mı görmek istiyorum. Gerçi görürüm de hani anlık mesela çıkartırlar sonra giderler gemilerini uzaklaştırırlar. Gerçi Osmanlı değil de Tunus çıkartırsa göremem. Osmanlı çıkartırsa görürüm tabii ki. Bu adamları da buraya getirdim ki. Ha burada gelmişler. Bu arada asker tamamlanması sağlanmıyor galiba. Öyle değil mi? Evet bu eksik kaldı. Bu öyle duruyor. Şuradan şu maliyetleri açsak mı acaba? O değil. Şurada. Sıfırlamıştım çünkü. Kaça kadar çıkartabiliyor? Bakayım. Maksimumda 3.83. Minimumda 72. Ben 2'ye kadar çekeyim şunu. 2. Yani şöyle iyidir. Yani en azından ufak ufak şu eksikleri tamamlansın. Başka bir şey değil yani yoksa. Şimdi 10.000 askerimiz var. Savaş başlar başlamaz birkaç tane paralı asker falan üretiriz muhtemelen. Hala Aragon burada. Şu an yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Bir anlamda bekliyoruz yani. Başka? Şu teknoloji gelecek az kaldı. O gelsin. Ne kadar zamanda? Bir 89 senesinin Nisan'ında gelecek. Heh, işte kültür değişimleri gerçekleşti. Oyunu durduralım. Biraz bakınalım. Kültür haritasını açalım. Nerede bu? Şu evet. Hayır. Accepted culture. O değil bu. Şimdi Endülüs kültürüne sahibiz biz esasında. Şuralarsa Kuzey Afrika kültürü. Buranın tamamı. Şimdi burayı biz Endülüs'e dönüştürdük. Artık bunlar Endülüs kültürüne mensuplar. Birkaç tane daha gelecek. 3 tane daha. Daha sonra diğerlerinin hepsini dönüştüreceğim. En de sonunda bu Kuzey Afrika'nın tamamını ele geçirirsek ileride hepsini ben Endülüs kültürüne dönüştüreceğim diye planım var. Bakalım yapabilecek miyiz? Bu dallamalar inşallah bize savaş açmazlar. Veya bunlar. Yani tam Aragon'la uğraşmak isterken böyle bir şey olmaz inşallah ama olursa da yapacak bir şey yok. Kim? Venedik mi? Hadi ya. Enteresan. Evet. Şimdi bir tane diplomatik idea daha alabiliyormuşuz. Nedir bu mesela? Ne diyor? Ya bunu açmayalım bence şimdilik. Acelesi yok.
Puan birikiyor, bir yere kaçmıyor. Puanımız dursun. Bina ne yapabiliyormuşuz? Armor yapabiliyoruz. Bu da manpower'u, yani asker miktarını arttırıyor. Manpower'un çok yükselmesiyle şeyin bir bağlantısı var mı acaba? Asker yapma limitini. Şunun. Kaç oldu? 7.0 hala. 7. yavaş yavaş 1 olacak, 2 olacak vesaire. Abi hani ne zaman saldıracaksınız ya? Burada böyle köş köş bekliyorsunuz. O Marokko'nun ordusu. Aa, Osmanlı bu tarafa geçmiş. Aa, Togurut maksimuma ulaşmış. Togurut'un maksimumu 194'e mi ulaşıyor? İyi, güzel. Tamam, şimdi bunu recall diyorum. Togurut'a diğer diplomatı gönderiyorum ve vasal haline getiriyorum. Influence, offer vassalization, tamamdır. Togurut artık bizim vasalımız. Diğer yandan diplomat, tamam, serbest. Ben bunu ilişkileri get... O ne? Üzerine gelince ne yazıyor? One of higher liberty desire. Haa, işte bak buna... Tamam, burası %50, evet. Bunun ilişki biraz düşük ya. Hani tahmin ediyordum öyle bir şey olacağını. Relations, actions, improve relation. İlişki bir yere kadar sizi koruyabiliyor bu konuda. Ama bir yerden sonra artık o da koruyamaz hale gelebilir. Ona dikkat etmek lazım. Neymiş? Hadi be. Need a shake up. Imperials of prosperity and peace. While people we were happy and secure, there was a tendency for them to gradually become less productive and lazier. Diyor, barış zamanları, barış ve refah zamanlarında insanlar daha ziyade tembelliğe şey yapıyorlarmış, eğilim gösteriyorlarmış. Doğru. Ne diyeyim yani, doğru valla. 16.000 asker. 16.000 asker. Abi biz bunlarla savaşa tutsak yani bilmiyorum başarılı olabilir miyiz yani. 10.000 asker. Tabi bol bol ekstra asker üretiriz ama maliyetine rağmen. Şu Aragon savaşı biteydi. Hemen dalardım. Ama tabi bu ordunun yok olması. Aa, ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor lan? Adam dizbent mi etti bunları? He, adamların ekonomisi çöküyor. Gördünüz mü lan, gözümün önünde çat 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 düştü bu ya. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şimdi bir dakika. Evet, eksilerdeyiz. Yine eksilerde kalmaya devam edelim. Gain değil, lose party. Bir dakika ya. Eksilerin avantajı var. Avantajı var. Artının avantajı. Şimdi buradan toprak alacaksam orada Hristiyan olacak. Hristiyan. Olsun olsun. Ben yine de üsttekini seçiyorum. Şimdilik. Şimdi ileride çok fazla sıkıntı yaşarsak bu konuda şeyler yaparız. Oğlum ordu kalmadı. Şimdi hemen geçecekler oraya. Bak eğer geçerlerse benim de hazırlık yapmam lazım. Vallahi geçtiler. Tamam. Hazırlığımıza başlayabiliriz. Bol bol askerle geliyorlar. Sen böyle gel. Ben şimdi gemiyle buraya geleceğim. Ne yapalım mesela? Şurası kime ait? Marokko ele geçirmiş burayı. Buradan şimdi Osmanlı toprak alabilir belki. Öyle bir ihtimal de var. Şimdiden geçeyim mi ya? Neden geçmeyeyim? Evet, şimdiden geçebiliriz buraya. Savaş biter bitmez ben savaş açarım. Hazır ordum da burada. Süper fikir. Eğer mümkünse tabii ki. Bir Osmanlı ile bir görüşelim. Osmanlı ile bir görüşelim bakalım. Access. Ask for military access. Offer military access. Tamam. Şunu seçelim. Bunun bir ziyanı yok değil mi? İnşallah. Böyle bir olumsuz bir yanı yoktur inşallah. Tamam. Kabul ettiler. Ha bak. Şu ilişki seviyesini geliştirdik ya Dejirit'le. Şu anda onların şeyi kalmadı. Dur şu vassal listesinden bakalım. %47'ye çekmişiz puanı. Ama neden peki böyle bir şey var? He, bak şimdi farkına vardım. Diyor ki toplam vassalların toplam gücü, yani benim gücümün %78'ini oluşturuyormuş. Bu da bu 78'in yarısı kadar, yani 39 kadar bunların bağımsızlık arzusuna katkıda bulunuyormuş. Yani çok fazla güçlü vasallara sahip olduğunuz zaman vasalları tutma şansınız azalıyor bu şekilde.
Demek ki bizim biraz gücümüzü arttırmamız lazım. Bu güç dediğimiz nedir? Yani neyi kapsıyor? Nedir acaba şey? Ben Valencia'ya... Dur. Şöyle yapayım. Tamam, Valencia'ya tıkladığım zaman gidemiyor mu? Allah Allah. Niye abi? Transport çıkabiliyor musun? Evet, çıkartırsın. He, tabii limanlarını kullanma hakkını almadık. Şimdi ona maliyetiyle uğraşmayayım. Tamam, bir ordumuz gitti. Bu arada çok kısa bir zaman sonra biter abi. Ben bu orduların moral konusunu da bir çözelim diyorum. Hemen attıralım. Nerede o? Maliyet. Army maintenance'ı maksimuma çekelim. Hatta bunu da maksimuma çekelim. Zaten gemilerin maliyeti çok zayıf yani. Çok fazla etki etmez. Gelecek misin? Gel. Korona. Sen de gemiye bin. İnşallah bir başımıza bela gelmez. Böyle gidiyoruz ama. Heh. Lan nasıl unutuyorum? Asker üretelim. Şimdi paralı asker mi üretsek yoksa şey mi? Dur, şuradan üretelim. Şimdi paralı askerlerin maliyetini biliyorsunuz arkadaşlar fazla. Şimdi 3 tane atlı birliğimiz var. Bu arada şu buraya geldi. Heh. Şu menü açıkken tıklayamıyorum. Onu bir önce halledelim. Bunu da Barcelona'ya çıkartalım. Barcelona. Tamam. Şimdi asker üretimine geri gelelim. Bu diyor ki yabancı topraklarda askeriniz var. Valencia diyor. Neyse. Şeybani normal atlı bak. Manpower'umuz yani adam gücümüz fazla. Yani yeterince var ama ileride biraz fazla kayıp yaşayabiliriz. Şimdi bütün bu maliyete rağmen eğer şey olmazsa asker kaybımız olur da ona yeni askerlerin... Oo, süreyi bitirdik. Tamam. Yeni askerlerin orduya gönderilmesi maliyeti ekstra gelmezse şu anda hala pozitifte olacağız. Sıkıntı olmaz. Bir de zaten 400 para birikmiş. Öyle bir sıkıntımız kesinlikle olmayacak. Ama diyorum ki manpower'ımız çok fazla azalmasın. O sebepten dolayı biraz paralı asker atsak mı acaba? Ne dersiniz? Mantıklı mı acaba? Ben mantıklıdır diye düşünüyorum. Çok fazla atlı atmayacağım. 3 tane atlı var yeterli. 3 atlıyı zaten değişik bir planım var. Onu anlatırım ben size. Şimdilik askerleri çıkartıyorum ama bu bölümde savaş açamayacağız galiba çünkü. Şimdi ben bir ordu üreteyim diyorum paralı askerlerden. Çok hızlı geliyor. 14 günde geliyor. Kaç tane üretelim? Ne kadar maliyete sebep olacaksa. 2 tane %20 demek. Ama neyse 2 tane yeterli bence ya. Çok fazla yapmamıza gerek yok. 12.000 askerle buralarda takılacağız. Değil mi arkadaşlar? Ben bir an düşündüm de 3. zaten gerekirse yaparız o zaman. Gerekirse yaparız. Şu anda aslında bu 10.000 bile yeterli olabilir ama ben korkuyorum ya çok fazla. Çünkü küçük bir devlet değil. Bu arada hala değil, sadece Macaristan'la müttefik. İnşallah Macaristan gelmez tepemize. Ayrıca savaş açtığımız zaman biz bunlara Osmanlı, Moroko veyahut da zaten başka müttefikimiz yok. Onların hiçbiri gelmeyecek. Şunları ben geçiş hakkı vermiş miydim? Evet. Yok, vermeme gerek yok. Bunlar vasal olduğu için zaten hakları var. Ama bunlar gelip de buraya saldıramıyorlar. Çünkü denizden gelmeleri lazım. Öyle bir imkanları yok. Bunlar ancak o Tunus'a karşı savaşımızda işimize yarayacaklar. Tamam. Bu bölümde değişik şeyler anlatmayı planlıyordum size bu Endülüs'le alakalı ama oyunun gidişatı içerisinde çok şey olmadı. Anlatamadık pek. Şimdi yakında burası gider. Sonra da savaş açarız. Aa, eksilere düştük. Neden? 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 Çünkü burada iki tane ordu geldi. Tamam. Abi çok eksiye düşeceksek ben vazgeçerim bu şeyden. Çok eksiye düşersek. Şu an eksi 68 önemli değil. Ne kadar ekstra maliyet getiriyor bu bize? Şuraya bak abi ya. Zaten paralı asker oldukları için ekstra para veriyoruz. Üstüne bir de limitimizin üstüne çıktığımız için de 1,8 veriyoruz. %20 kadar. %20'den fazla oğlum bu ne ya? %20 de olabilir diyecektim. Yo yo, %20'den gerçekten fazla bu. Çünkü normalde para maliyeti ne? Hadi
ikisini birlikte katarsan 4 nokta işte 6 falan etti diyelim. 4.6'nın %20'si 1.86 olamaz değil mi? Evet. Çünkü o anca 4 değil de bir 9'un %20'si falandır aşağı yukarı. Karışık. 6 maliyet çok fazla ya. Bilmiyorum, vaz mı geçseydik? Şimdilik dursun bakalım. Gelsin askerler. Eğer şey olursa, kontrolü ele alırsak hemen vazgeçeriz zaten. Şeyden, şunları disband ederim yani. Çok maliyetli şeyler. Gel bakalım. Bunları da taşıyalım oraya. Burgundy, Avusturya rivalından çıkmış. Yani rekabet olayı. Şöyle geçirmenin anlamı yok aslında ama neyse. Gelsinler. Sen de gel böyle. Şunu atlıların çok olduğu yere gönderelim lan. Gel hacı gel. Gel hacı. Şunlarla ilişkimiz ne alemde? Aman çok fazla düşmesin. Hemen gönderelim, geliştirelim. Oo, düşmüş bayağı. Tamam. Dejerit'te ne kadar daha geliştirebiliriz? Vassal aslında daha çok geliştirilebilir. Bunlarla aramızdaki puan durumu ne? Şey, puan durumu diyorum. %44. İyi değil aslında ama şunlarla iyi durumumuz ya. Hem friendly bakıyor yani. Yeşil kalp. Sıkıntı olmaz ya. Şimdi ne yapacağım bakın. Savaşları biter bitmez kısaca anlatayım ben size. Şöyle ki, Alicante, Valencia, Aragon ve burası neresiydi? Barcelona. Bu üçünü, pardon, bu dördünü kuşatacak şekilde askerleri dizeceğim. Böylece buradan adamlar asker üretemeyecekler. İkişer bin koyacağım. Geri kalan orduysa şu üçünün arasında böyle gidip gelecek. Gidip gelecek. Adamlar asker ürettikçe bizimkiler onları kesecek. Ürettikçe kesecek. Veyahut da ürettirmeyeceğiz. O da mümkün. Aslında bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ve 12 bin askerim var. Aslında isterseniz 2, 4, 6, 8, geriye 4 bin asker kalıyor. Değil mi? 8. 2 daha buraya koydum diyelim. 10. 2 bin askerim kalıyor. Biner biner koyarsam adam zaten üretim yapamaz. Üretim yapsa şurada yapar. Tabi Sardunya'nın ellerinden gideceğini varsayıyorum. Bir de şurada üretebilir. Burada üretip de asker getirmeye çalışırsa zaten denizden engel oluruz. Bizim artık filomuz var ufaktan. Filo dedim mi? Aklıma bir şey geldi ya. Ben bir filo daha, bir gemi daha üretmek istiyorum. Galley. Galley ya da bark mı üretsek? Ama barkları ben şeye harcıyorum ya. Bir galley üretelim ya şuraya. Tamam. Tamamdır. Bu bölüm böyle oldu arkadaşlar. Durumları gördünüz. Ne yapmaya karar verdiğimizi, planlarımızı gördünüz. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsanız arkadaşlar hepsini yazabilirsiniz. Benim görmediğim aklıma... Aa, burada bir... Lan bu nasıl bir yer? Malta Adası. Burayı da Osmanlı ele geçirmiş şu anda. Burada Aragon'a aitmiş. Ha, şöyle bir arazim olur ya. Ben Rodos'a uyuz oluyordum. Malta daha da betermiş. Aslında burada da uyuz uyuz adalar var. Bak, Naxos. Bu da Genoa'ya ait. Dört büyük ada. Neyse. Durum bu. Bir dahaki bölümde aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada ha, bu da geliyor. Gelmiş bile hatta. Hadi onu da bir dahaki bölüm alalım ya. Hadi onu da bir dahaki bölüm alalım. Zaten çok fazla bir getirisi yok. Constable'da şu iki bina yani. Tapınakta Constable binası. Constable'da vergi toplayıcı mı? Ne öyle bir şey sanırım. O tarz bir şey. Vergi toplayıcı değil de üretimle alakalı sanırım. Onu detaylıca inceleriz bir dahaki bölümde. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvallah.